18 Ocak, 24 Ocak değerli yay burçları nasılsınız? Hayatınızla alakalı çok güzel ciddi adımlar, ailevi hayatınızla alakalı yapmış olduğunuz hataları tekrar masaya yatırıp, kendi içinizdeki doğru noktaları oturtup ve çevrenizdeki insanların size tavır almasını geride bırakıp bir bütünleşme kararı vereceksiniz ve bu sizin için çok doğru bir hareket olacak ve bunu hayata geçirdiğiniz zaman da ailenizden alacağınız destekler maddi manevi sizi çok güçlendirecek. O yüzden yapmanız gereken tek şey, arkanızda kocaman dağ gibi bir aileniz var. Onların da hataları oldu, sizin de hatalarınız oldu. Her iki taraf da birbirini bağışladı ama sizin için gerçekten iş kurmak, yeni iş alanları yaratmak, kariyerinizle alakalı sana ofis açmak isteyecek insanlarımız var aile olarak. Onların fikirlerini eğer hayata geçirirsen kazançlı olacaksın. Ama yine dik başta olursan geciktireceksin. O yüzden dik başlılığını geri tut. Şu an ailenin dediğini yap. Ve sen kendi işinin keyfini çıkart. Çünkü başarmak, sen yaptığın an yapmayacağın hiçbir şey yok. Düz süt liman olur her şey. O yüzden senin hırsın, başarın, mantığın, aklın aynı anda çalışıyor. O yüzden aklın ve başarın harekete geçti. Bunu doğru değerlendirdiğinde kariyer hayatında olmasını istediğiniz çevredeki insanlarla bağlantılarımız, hareketlerimiz, diyaloglarımız daha sağlamlanmış olacak. Maddi olarak da kendimizi daha güçlü, farkında olmayarak korkularımızı atlatmış olacağız. O yüzden siz adımlarınızı doğru şekilde yaptığınızda bu haftanın dengelerini daha kendinize sağlamcı alanlarla alakalı noktadaki ifadeleriniz netliğe kavuşmuş olacak. Artık risk almayı da göze alacağınız enerjiler söz konusu olacak. O yüzden para kaybetmek değil, para kazanacağınız bir hafta olacak. Risk alın, işinizi kurun, sisteminizi yapın. Size inanılmaz kazançlı ya da iş ortaklığı, iş çevrenizde kazançlı isminiz ön sahalara geçiş yapacak, yerinizde güveniniz artacak. Bence siz bu enerjiyle bu hafta yoğun bir tempo yapın, farkında olmayarak kendi içinizdeki eksiklikleri tam anlamıyla iyileştirmiş olacaksınız. Mesela son zamanlarda dövize merakınız varsa değerli yay burçları, 24 Ocak'tan sonra yapabilirsiniz. Yani borsaya, dövize merakınız varsa 24 Ocak'tan sonra ufak ufak paralarla kendi kariyer para hayatınızı farklı noktalarda da yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Sanatsal yetenekler, eğitim konusuyla ilgilenen bazı yaylar için yeni seyahat planları, farklı alanlarda yaşayacağınızla ilgili ya da farklı yerlerde iş kurma gibi fikirleriniz olabilir. Bu konularla ilgili de size güzel oluşumlar olacak. Bu oluşumları değerlendirdiğinizde de kendinizi daha özgür, daha istekli ve daha radikal enerjilerde yer alacaksınız. Başarı var. Başla ve başar. Büyük kurumsal firmada, finans sektöründe olabilir, teknolojik firmada olabilir, mühendis olabilirsiniz. Bu konularda çalışan bazı yay burçlarında bulunduğunuz sistemde çok büyük bir karışım var. O yüzden ne etliye karışın ne sütlüye karışın, bu haftayı böyle bir atlatmanızı istiyorum. Özellikle yöneticiyseniz, konumunuzda daha farklı bir noktaya geçmek istiyorsanız bununla ilgili bazı yay burçları yer değişimi sağlayacak gözüküyor ve bu doğru bir adım olarak gösteriyor. Yöneticiyseniz üst konuma geçmek için doğru bir adım. Kurumsal bir alandaysanız idare etmeniz gerektiği bir noktada diye uyarmıştım. Kendi işinizi yapıyorsanız bulunduğunuz noktada güzel kazançlar ama ailenizle yapacağınız ortaklı iş size daha büyük kazançlar sağlayacak. Endişe etmeyin. İş bekleyen ve uzun süredir 1 yıldır 1-2 yıldır işsiz olan bazı yay burçları biraz daha beklemesi gerekiyor. Ve neden beklemesi gerekiyor? En azından Şubat'ın onu görmeniz lazım. Ondan sonra güzel gelişecek noktada oluşumlar var. Bazı yay burçları çocukları askere gidebilir. Yani devlete polis olmak isteyebilir, devlete girmek isteyebilir. Askere gidecekse askerde kalmak isteyebilir. Böyle konumlar var. Evet, bu olumlu olarak gözüküyor. Eğer çocuklarınızın böyle bir kararı varsa hiç endişe etmeyin. Bu kapısı hayırlı ve aydınlık, merak etmenizi istemiyorum. Evli olan bazı yay burçlarında yatak odaları ayrılmış olabilir. Ev hanesinde aynı hanede yaşıyor olabilirsiniz. Birbirinizi görmemezlikten geliyor olabilirsiniz. Her iki tarafta inada bindiniz. Lütfen biriniz adım atın. İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz bir noktada. Ve şöyle diyeceğim. Özellikle yay erkekleri bu ara kaprisleri ön planda olacak.
Yani en ufacık şeyde sinirlenebilir, öfkelenebilir ve kapris noktanız olabilir. Yay kocanız varsa bu ara onu alttan almayı da. Eğer yay kadınıysa ona küçük bir sürprizle gönlünü alabilirsiniz. Küçücük bir gül de verseniz, su da verseniz o mutluluğu yaşar. Araç değiştirmek isteyen, özellikle eşinin aracını değiştirmek isteyen bazı yay burçları araç arayışına başladınız. Alma ihtimaliniz çok yüksek. Farklı kendi eğitiminizin dışında farklı eğitim almak isteyen bazı yay burçları bununla ilgili araştırmaya gireceksiniz. Yeniden bir eğitim konumlandırma, kendi kariyerinizi daha üst farklı alanlara taşımak isteyebilirsiniz. Doğru bir karar. Siz araştırmayı, okumayı, yazmayı seviyorsunuz. Yazın, seyahatinizi de yapın. Gitmek istediğiniz yeri de belirleyin. Rabbim yolunuzu aydınlık kılmış. Sağlık olarak boyun fıtığınız, bel fıtığınız ve baş ağrılarınız olabilir. Bu migrene dayanıklı olabilir. Bir de yatağınızı değiştirmek isteyen bazı yerler değiştirin. Sırt ağrılarınız oluştu. Yatak değişmesi lazım. Hoşça kalın.